Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fasulye dibblesi yapacağız. Malzemelerimizi sayıyorum. Yarım kilo fasulye, bir tane orta boy soğan, bir tane domates, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı pirinç ve tuz, karabiber. İsterseniz damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Ölçü vermeyeceğim baharat konusunda. Nasıl yapılıyor onu anlatalım arkadaşlar. Ocağımın altını yaktım. Tereyağlarımı tencereme aktarıyorum. Bunların erimesini sağlıyorum arkadaşlar. Eriyen tereyağının içine yemeklik doğradığım soğanlarımı atıyorum. Bunları bir güzel kavuruyorum arkadaşlar. Doğradığım soğanların üzerine bir adet domatesimi ilave ediyorum. Doğranmış domatesim. Bunu da bir güzel kavuruyorum arkadaşlar. Domatesler suyunu salana kadar, bırakana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Domatesler böyle bir güzel sularını bıraktı. Şimdi doğramış olduğum fasulyelerimi ekliyorum. Bu şekilde çapraz ya da küçük kesebilirsiniz fasulyelerinizi arkadaşlar. Bunu da bir güzel kavuralım. Buraya kadar aynı bir fasulye yemeği yapıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Bu şekilde iyice kavuruyoruz. Bir taraftan da sıcak suyumu kaynatıyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum. Bunun yanında ayrıca pul biber de katabilirsiniz. Hatta ben de katacağım. Bir tatlı kaşığı kadar pul biberimizi de ilave edelim. Kavurma işlemine devam edelim. Sıcak suyumuz kaynayana kadar iyice kavuralım. Dediğim gibi damak zevkinize göre baharatları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve bu fasulyelerimin üzerine yıkamış olduğum 2 çay bardağı kadar pirincimi ilave ediyorum. Bunu da güzel karıştıralım. Ben aslında dibleyi daha çok böyle pirinçli seviyorum. Ama geleneksel bir tarif olduğu için ben şu anda yarım kiloya 1 çay bardağı kadar koymayı yeterli gördüm. Şimdi bunların hepsini yaptıktan sonra sıcak suyumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar. Üstüne geçecek kadar. Bu kadar yeterli. Suyumuzu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Bütün baharatlar yemeğimizle özdeşsin. Ve en son olarak bunu ben malzemelerde saymayı unutmuşum ama 3 diş sarımsak atıyoruz arkadaşlar. Aroması daha fazla yayılsın diye en son katıyorum bunu.
ve şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağımı kapatıp kısık ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar fasulye diblem pişti ama biraz demlenmesini bekleyeceğim. O yüzden altını kapattım. Kapağını da kapatıyorum. Bir güzel demlensin. Tam 20 dakikada pişiyor arkadaşlar fasulye diblesi. Demlendikten sonra istediğim kıvama geldikten sonra servis tabağına alacağım ve sizlere son halini göstereceğim. Fasulye diblesi pişti. Servis tabağına aldım. Arkadaşlar yemeğimin son hali böyle. Ben fasulye diblesini bu şekilde yapıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.